Evet Halil Bey, şimdi halka arz oldunuz. Yeni de bir halka arzsınız. Evet. Yeni çok böyle genç bir şirketsiniz aslında Borsa İstanbul'da. Halka arzın bir kısmı sermaye artırımıyla oldu. Bir kısmı da ortak satışıyla oldu. Evet. Niçin böyle bir şey tercih edildi? Yani asıl özetle soracağımız şey şu. Neden ortaklarda bir satış yapmak istediler acaba? Şimdi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda ileride BIST 100'ün içerisinde belki daha etkin bir hisse senedi olabilmek, borsada cazip olabilmek için bir kere bir belirli bir miktar büyüklüğü önemliydi. Halka açıklı oranından evet ve dolaşımdaki hisse adedimizden. Ancak şirketin de çok ciddi bir nakde ihtiyacı yok. Hatta hiç nakde ihtiyacı yoktu. Hı. Şimdi bu noktada da daha büyük bir içeriye para konmasının o parayı doğru yönetebilmekle ilgili daha kısa sürede verimli olabileceğiyle ilgili endişeler vardı. O zaman da o %25'i tutturabilmek için ortaklardan rica ettik. Yani biz ortaklardan rica ederek hisse sattırdık. Yani üzülerek hissesi satışı oldu evet, gibi bir şey demek lazım. Bazı ortaklarımız da satmak istemedi, satmadılar. Evet, onlar da saygı duyduk. Ne oluyor ya, hayırdır, bu nedir? Biz İngiltere'deki ekibimizin önemli bir kısmı da burada çalışıyorlar. Ancak Türkiye'den çalışan ekibimizin yan yana olmalarına rağmen o arkadaşlarımızın ne iş yaptıklarının tam farkında olmadıkları için onların bir farkındalığını arttırma düşüncesi geliştirdik. Her 50 siparişte bir İngiltere'de buradan çan çalıyoruz. Dolayısıyla diğer arkadaşlar da İngiltere'de işler büyüyor. O çan sesleri günde kaç çan çalarsa işlerin ne kadar iyi gidip gitmediğiyle ilgili fikir sahibi olabiliyorlar. Onların da farkına varıyorlar. Bu kaçıncıydı acaba? Bu muhtemelen İngiltere'de daha sabah, dolayısıyla ilk çandır muhtemelen. İlk çan olabilir, evet. Güzel. Çok güzel ama güzel bir olay olmuş. Benim de çok hoşuma gitti. Peki şimdi halka arzla ilgili bir ödül var galiba. Evet. Halka arz IPO, yani evet. Sizin bir almış olduğunuz bir IPO ödülü mü var? Türkiye'de tabii çok uzunca süredir yabancılar halka arzlara pek rağbet göstermemişler. Bizim halka arzlarımız da Financial Times'ın sonra haber yaptığı derecede kaliteli yabancı yatırımcılar Ebebek'le birlikte borsaya tekrar ısındılar. Bunlardan bir tanesi de İsveç merkezli East Capital'dı. Onların kendi bölgelerinde yılın halka arzını olarak belirlemişler Ebebek'e ve biz de onlardan bir ödül aldık İsveç'ten, Stockholm'dan. Evet, bir de şey var ya, halka arzınızda ben de izledim. Bu sosyal medyada falan böyle bayağı bir espriler yapıldı. Evet. Koptular. Hakikaten böyle sizin şubelere falan gelen yatırımcılar oldu mu gerçekten? Kesinlikle oldu. Hatta tabii bu öyle bir noktaya geldi ki önüne geçilmez miktarda bir kendi ve sosyal medyacılar arasında bir bende yok mu? Ebebek'e gidip ben de patronuyum çekimi yapmazsam benim paylaşımım eksik olur. Öyle mi? Noktasına geldi. Hatta Show TV bunları haber yaptı. Bu kadar çok paylaşımın yapılmasıyla ilgili hiçbir dahlimiz yok. Tamamen doğal gelişti. Tabii bunu biz şuna bağlıyoruz. Ebebek sonuçta çok sahiplenilmiş bir marka. 23 yılda aslında biriktirmiş onu. Ve biz Ebebek'in patronları olarak, hatta yeni giren çalışanlara soruyoruz. Ebebek'in patronları kim deriz? Onlar isim saymaya kalkarlar. Hayır deriz, sen öğrenmemişsin. Ebebek'in patronları, Ebebek'in mağazalarından içeri girip ondan alışveriş yapanlardır. Biz onlar sayesinde sizlerin maaşını verebiliriz, borçlarımı ödeyebiliriz, işte mal alabiliriz, kiramızı öderiz. Onlar bizim mağazalarımıza girip alışveriş yaptıkça biz onlara minnet duymalıyız, eğitim veririz çalışanlarımıza. O yüzden biz bizden alışveriş yapanları Ebebek'in patronları olarak görürüz. O patronlar da o gün gelip ve sosyal medyada patronluk yaptılar. Çünkü hakikaten çok fazla sayıda
bu tarz espriler oldu. Yani güzel de tabii, anılar oldu herhalde. Buna yönelik de çok orijinal çalışmalarımız var. İnşallah ileriki dönemde açıklayacağız. Öyle mi? Keyifli ve herkesin fayda sağlayacağı sürpriz projeler diyelim. İnşallah, peki o zaman. Bu sektörde bir rekabet var. Evet. Rekabetçi bir sektör olduğunu hep ifade ediyorsunuz. Ama ebeveynde üç tip işi, üç tip üretimi tek bir potada eritebilen de tek bir şirket olduğunu evet. ifade ediyorsunuz. Yani bugün birisinin ebeveye rakip olması, rakip olarak kurması çok mu kolay olur? Yoksa o konuda bayağı ciddi bir engeller falan var mı mesela? Şimdi biz tabii rekabeti şöyle görüyoruz. Kimler bizim rakiplerimiz? Sonuçta 100 liralık bir paranın ne kadarı hangi şirketlerde harcanıyor? Bunların hepsi rakiptir. O yüzden biz market zincirleri bizim önemli bir rakibimizdir. Tekstil şirketleri de önemli bir rakibimizdir. Oyuncakçılar da bizim önemli bir rakibimizdir. Bunların hepsini tek bir potada buluşturmak biraz zor. Dolayısıyla pazara giriş bariyeri o kadar da kolay değil. İşte bugün bir mağaza 7-8 milyon liradan aşağı harcama yapılmadan açılamıyor. İşte siz 225 mağazayla, 230 mağazayla Türkiye penetre etmişsiniz. Yani böyle bir zincirin Türkiye için yeniden yapılması çok mantıklı bir yatırım olmayabilir bir rekabet açısından. O zaman bu bence yani önemli bir özellik. Yani, pazara giriş bariyeri çok alt seviyede değil diyebiliriz. Yüksek bir Türkiye'nin şey. Tamamına hitap etmek istiyorsanız. Buffett'ın meşhur bir hendek yaklaşımı vardır. O zaman o hendekler ebeveynde var yani aslında. Evet, biraz fazlaca var. Derince diyelim. Fazla değil, derince var. Bunu şey, bu orijinal değil mi? Orijinal, Borsa'dan evet. Size hediye edildi galiba. Evet. Çok güzel. Burada da bunu şey yapalım. Halil Bey, şimdi fiyat tespit raporunuz var. Bayağı da uzun bir rapor böyle. Evet. Yani, ama mutlaka herkesin o raporu okumasını kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü çok fazla bilgiler var. Buradan da öyle bir mesajımızı verelim. Bayağı da bir emek var orada çünkü. Evet. Sizinle de ilgili çok fazla bilgi var. Şimdi 2023 yılında yıl sonunda o fiyat tespit raporunda 8 milyar 752 milyon lira gibi bir satış geliri şeysi var. Tahmini var. Oraya yönelik bir hedef var. Ve faiz amortisman vergi öncesi kar olarak da FAVÖK olarak da 1 milyar 257 milyon TL gibi bir hedef var. 9 aylıkları aldık. Orada hani bu yıl sonu hedefinize yönelik, yani orada çok büyük bir sapma yok gibi sanki. Olacakmış gibi. Bununla ilgili bu hedefler halen daha geçerli mi? Ya da bu hedeflerde bir revizyon yapma gibi bir ihtiyaç şu anda var mı hissediyor musunuz? Biz finansallarımızı açıkladığımızda ki borsanın en genç şirketlerinden olmamıza rağmen ilk açıklayan, finansal 9 aylıklarını açıklayan şirket unvanını da aldık. Twitter'da, X'te şöyle bir şey dolaştı. Fiyat tespit oranın raporunda yazılanlarla açıkladıkları çok büyük ölçüde paralellik gösteriyor. Demek ki fiyatı yüksek göstermek için raporu şişirmemişler. Bu çok acayip hoşumuza gitti gerçekten. Evet, biz o raporu halka açılma sürecinde yapmış olabiliriz ama biz bu tür raporları kendimiz için yaparız. Dolayısıyla burada sapma göstermemesi aslında beklediğimiz bir konuydu. Evet. Geri kalan 3 aylık dönemde aynı bu bilinç ve bu sorumlulukla hazırlanmış olduğu için geri kalan 3 ayında o fiyat tespit raporundaki rakamlarımıza paralel devam etmesini bekliyoruz. İnşallah, çünkü güzel bir artış olmuş olacak 2022 yılına göre. Biz 2022 Buyurun. Yılına göre dolar bazında da çok ciddi bir büyüme gösteriyoruz. İşte yıl sonunda da bu rakamlar net daha kamuoyuyla paylaşacak ama
Dolar bazında da tabii, önemli bir bu sene de zaten zıplama yılı bizim için. Zıplama yılı olmuş. Peki yine aynı raporda bu sefer 2024 yılı için de aşağı yukarı gelirlerde bir %60'a yakın, 60 gibi bir büyüme öngörüsü var. Bu konuda bir fikirlerde değişiklikler var mı? Bununla beraber şunu da sormak istiyorum. Hani sektör olarak bu sektör yüksek büyümeye açık bir sektör mü? Hani büyüme hızı yüksek midir bu sektörün? Bu konuları da bir şeyler söyleyebilirseniz memnun oluruz. Şimdi Türkiye'nin büyümesi ortada. Yani muazzam büyük bir büyüme ivmesiyle devam etmiyor. Kaldı ki evet, bizim beyan ettiğimiz oranlar enflasyondan arındırılmış haliyle dahi o Türkiye büyümesinin üzerinde. Biraz önce ilk sorduğunuz soruya paralel cevap vereyim. 2024 ile ilgili bütçe çalışmalarımız da devam ediyor. Bir tabii aralığın son haftasına kadar da devam eder. Şu an hazırlamaya çalıştığımız bütçe, oradaki fiyat tespit raporumuzdaki 2024 projeksiyonla paralel gidiyor. İnşallah da öyle devam edecek. O raporun içerisinde olmayan kısımlar da var. Biz yurt dışı gelirlerimizi mesela onun içerisinde koymamıştık, tahminlememiştik. Çünkü henüz yurt dışında yaptığımız ve yapacağımız yatırımlarla alakalı kısımda elimizde çok veri yoktu. Oraya da yani tahmini bir şeyleri yazmayı kendimize istemedik, bilmediğimiz. Ama şimdi bazı oluşmaya başladı. Dolayısıyla 2024 yılda inşallah bir büyüme yılı olacak. Ancak içinde bulunduğumuz sektör son derece rekabetçi bir sektördür. Evet. Ve özellikle temel ihtiyaç olan kısımlarındaki rekabet bizden çok çok daha büyük firmalarla birlikte yürütülen bir rekabettir. Biz organize perakende tarafını temsil ediyoruz. Rekabette de kendi inandığımız, bizim gelişimimize katkı sağlayan, ortalamanın üzerinde büyümenizi kolaylaştırdığına inandığımız satış odaklılık değil, bu sürece giren anne babalara öncelikle bilgilendirme odaklılığı, biz ona bebekoloji diyoruz. Öyle mi? Güzel. Bununla rekabetçiliğimizi dengeleyebildiğimizi, kendi lehimize dengeleyebildiğimizi öngörüyoruz. Anladım. Yani aslında şimdi çok önemli noktalar, benim aslında birkaç soru sonra sormayı düşündüğüm şeylerdi bunlar, ama madem şu anda konusu da açıldı. Rekabette sizi farklı kılan şey sadece az önce anlatmış olduğunuz bilgilendirme, ebeveynlerle ilgili yakın bir bilgilendirme mi? Yoksa daha farklı, sizi daha farklı kılan bir nokta var mı bu konuda? Şimdi tabii özellikle hızlı tüketim ürünleri grubunda bizim üçe bölersek satış yaptığımız ürünleri, bir hızlı tüketim ürünleri, ki tekstil ürünleri, tekstil ve bebek araç gereçleri. Evet. Şimdi hızlı tüketim ürünlerinde biz bir market gibi davranırız. Kaslarımız, market kaslarımız gelişmiştir. Tabii Türkiye'de çok önemli market zincirleri var ve bunlarla rekabet edersiniz. Onlardan bir tanesi, bir duayenin söylediği bir laf vardı. Fiyat kapısından gelen fiyat kapısından çıkar. Dolayısıyla fiyatla tek başına rekabet etmek sağlıklı değildir. Tabii ki hızlı tüketim kısmı bizim rekabetçiliğimizi gösterir bu taraftan. Evet. Çünkü alışveriş sıklığı ve mağazaya gelebilme, alışveriş yaptırma sıklığı bu ürünler sayesinde bize fırsat verir. Buralarda rekabetçiyizdir. Oldukça. Diğer bölümlerde işte tekstilde ve özellikle 0-18 aylık dönemde annenin çok vakti yoktur. Geldiği anda bütün ürünlerini tek bir noktadan almak onun için çok önemlidir. Öyle ki ilk 3-4 ay 4 saat üst üste ayakta kalmaz bebek. 4 saatte bir karnı acıkır. O yüzden annenin uykusunu, diğer kendisiyle, evle ilgili ihtiyaçlarını bu 4 saatte halletmesi gerekir. O yüzden de ebebek one stop shopping diyoruz buna. Bütün ihtiyaçların tek noktada alınması değer önerisini verir. Bu önemli bir farktır
rekabet kısmında. Bu öyle bir özelliği diğer rekabet ettiğiniz şirketlerde bunların hepsini içeren şirketler o zaman yok olarak. Yok, evet, yani anladım. Lokalde kısmen yakınlaşmaya çalışan vardır ama çünkü hızlı tüketim zaten başlı başına gerçekten tabii. Ayrı bir konsantrasyon ve ayrı bir ateşten gömlektir diyeyim. Çok zor, sıkıntı. Tabii zor da bir durum. Tekstil, şimdi bir taraftan da tekstil konusunda Türkiye önemli bir ülke. Orada da büyük rakipleriniz var. Sizden çok daha büyük rakipleriniz var. Tekstil kaslarınızı da geliştirmeniz gerekiyor. Çünkü 9 ay sonra Beylikdüzü mağazanızdaki kırmızı pijamanın 3 yaş bedeninin kaç adet satacağını önceden tahminleme yeteneğinizin olması gerekiyor. Dolayısıyla evet, bu kaslar da başka bir kaslar. Bu kasları da ayrıca geliştirdiğimizi söyleyebiliriz. Bir de mağazanıza gelmiş bir biz bebeveyn deriz. Ebeveyn demeyiz. Bir B ile başlar bizimkiler. Bir bebeveyn size der ki ya benim bebeğimin çok gazı var. Hangi biberonu alacağım? Orada veyahut ben bu oto koltuğunu aldım. Bunu arka koltuğa nasıl bağlayacağım sorusunu sorduğunda uzman bir mağazacı olmanız gerekir ki rakiplerinizde bu uzmanlık yoktur. Dolayısıyla biz rakiplerimizden bu bilgileri, bebekle ilgili tüm ürünlerle ilgili bilgileri verebilme farklılığı oluştururuz rakiplerden. Bu bizim için önemli. Aa, diğer güzel. Tekstil evet. Ve marketle ilgili rakiplerden ayrışma noktamızdır diyebilirim. İşte biz ona bebekoloji diyoruz. Tamam, çok güzel. Bebekleri anlama ve anlatabilme bilme. Yani aslında bir yerde bu da sizin için önemli bir know-how olmuş. Yani sektörde uzunca yıllardır bu konuda bir bilginiz var, tecrübesi var şirketin. Kültürü oluşmuş, birikimi oluşmuş. Bunları da çok güzel bir şekilde de galiba yönetebilen bir şirket. Şimdi Halil Bey, halka açılırken 205 adet mağazanız vardı herhalde. Evet, yani orada... Evet. Orada öyle bizler görüyoruz. Ekim sonu itibariyle bu sayı 224 olduğunu KAP'tan bildirdiniz, aldık, okuduk. Şimdi fiyat tespit raporunun yazıldığı tarihten itibaren Ekim sonuna kadar yani aşağı yukarı 3 ayda toplam 18 tane mağaza açmışsınız. Evet. Söylemek istediğim şu, yani yıl sonunda 235 mağaza hedefiniz galiba var. Hedefiniz vardı. Ve galiba 10 yılda da bu rakamı çarpı 2 gibi bir şekilde de sokmak gibi bir niyetiniz var. Evet. Nasıl bir temponuz olacak? Yani her yıl %10 gibi mağaza artış gibi bir şey mi var yoksa nasıl bir yol izleyeceksiniz şimdi, bu konuda? Biraz önce söylediğiniz Ekim sonu 224 rakamı şu an Kasım itibariyle 229'a ulaştı ve yılın sonunda da inşallah hedefimiz olan ve o fiyat tespit raporunda açıkladığımız, izahnamede de açıkladığımız evet. 235 hedefine ulaşıyor olacağız inşallah. Bunların içerisinde 5 tane mini mağaza var. Bu 235'in 5 tanesi mini mağaza. Bu ebeveyn yeni denediği bir konsept. Daha hızlı tüketim ürünleri satan noktalarda, daha onlara yakın yerlerde 250 metrekare civarında küçük mağazalar. Bizim normal mağazalarımız 1000 metrekare civarındadır. Evet. Burada daha fazla hızlı tüketim ürünü ve hemen alınıp gidilecek ürünleri satıyoruz. O 5 tanedeki denemelerimiz şu anda bu yıl içerisindeki halka arz olurken bunları açmayı hedefliyoruz diye konuşuyorduk. Şimdi 5 tanesini açtık. Bunları analiz ediyoruz. İlk analizler son derece olumlu. Gelecek dönemde de kısa süre içerisinde bir 5 tane daha deneme açılacak. Ondan sonra o dediğiniz 2030'a kadar olan süreçte hem büyük mağazalar açmaya hem de bu minileri açmaya devam ederek büyümeyi istiyorsunuz. Evet, istiyoruz. Bu noktada... Bu noktada... Buyurun. Çünkü... Düşünün, bebeğin ilk ihtiyaçlarının tamamını sizden karşılarken her şeyin tek bir noktada satıldığı mağaza yok. Evet. İşte hem biberon alacak, hem oyuncağını alacak, hem bebek bezini alacak, hem mamasını alacak, hem ıslak mendilini alacak geldiğinde. Fakat bir iki yaşa doğru gelmeye başladığı zaman
Bu sefer sadece bir şampuan alacak. Bazen o bir şampuanı almak için ta bilmem neredeki ebeveye gitmek istemiyor. Sonuçta 200 mağaza hem çok adettir hem de hızlı tüketimcilerin en düşüğünün mağaza sayısı 2000'ler seviyesindedir, daha evet. fazladır. Dolayısıyla bizim penetrasyonumuz daha düşüktür normal koşullarda. İşte biz o minilerde ileri bebeğin ileriki döneminde sadece şampuan ihtiyacı olduğunda da bizim sokağa da bir tane ebebek açılmıştı, o zaman ben gideyim oradan alayım dedirttirebilmek çözümü. Bu ilk denemelerimiz de bizi evet. mutlu etti, öyle söyleyebilirim. Dolayısıyla büyüme sürecimiz hem büyük hem küçük olarak devam edecek. Türkiye ile ilgili kısmı için söylüyorum. Türkiye ile ilgili kısmı. O zaman Türkiye ile ilgili olmayan kısmıyla da ilgili bir soru soralım. Çünkü yakın bir zamanda KAP'ta da İngiltere ile ilgili bir açıklama yaptınız. Bir mağazalaşmaya gideceksiniz orada fiziki olarak. Yeni adıyla X.com, eski adıyla Twitter'dan da bununla ilgili de çok sorular var çünkü. Hani yurt dışında ne var diyorlar. Mesela Dubai ne oldu şeklinde sorular var. O tarafta ne gibi adımlarınız oldu? Şimdi ufak bir hatırlatma yapayım. Ebebek 2000 senesinde bilgilendirme sitesi, 2001 sitesinde bir e-ticaret sitesi olarak ticari hayatına başladı. Evet. 2003'te de ilk fiziki mağazasını açtık. Yani önce internet, e-ticaret, sonra fiziki mağazaydı. İngiltere'de de biz geçen sene bugün neredeyse bir yıl oldu. Birkaç gün sonra bir yıl olacak, 6 Aralık gibi. İngiltere'de e-ticarete başladık. Ebebek.co.uk adresinden. Güzel. Ancak bu e-ticaret şöyle bir özelliğe sahip. Bizim depomuz orada. Dolayısıyla siz İngiltere'den sipariş verdiğinizde hemen İngiltere'deki depomuzdan çıkıp size teslim ediliyor. Ve bugün sabah raporlarımızda da baktık. 1.9 günde, yani 2 günden önce sipariş verildiği andan itibaren İngiltere'nin her noktası olduğuna, bu ortalama öyledir. Dolayısıyla bazı noktalarda 24 saat geçmeden bizim siparişlerimiz teslim edilebilmekte. Bu çok güzel. Önemli bir konu. Evet. Çünkü e-ticarette, özellikle ülkeden yapılan e-ticarette işte sipariş geldikten sonra buradan gönderimler hem maliyetli hem de gecikmelidir. Biz evet. maliyet kısmı, depo ve şirketi orada kurduk. Şimdi İngiltere'de de aynı Türkiye'de olduğu gibi önce internette başladığımız hikayemizi şimdi fiziki mağazalarla devam ettireceğiz. Bunun önemli avantajları var. Yani çünkü biz şuna inanıyoruz. Online ve offline ticaret, yani fiziki mağaza ve e-ticaret birbirinin kardeşidir. Dolayısıyla bu kardeş sinerjisini oluşturmak çok önemli ve değerli. Tedarikçilerin size bakış açısı farklıdır. Tüketicinin bakış açısı farklıdır. Burada bebeveyn diyoruz. İngiltere'de de Barrent'lar diyoruz. Bizim Barrent'lar mağazası olan bir e-ticaret şirketinden daha güvenli alışveriş yaptıkları gibi mağazasından gelip alışveriş yapanların da ihtiyaç duydukları zaman internetten alabilecekleri bir ebebek.co.uk adresi olacak. Bununla ilgili ziyaretlerimiz güzel sonuçlar verdi. Şu anda 4 tane noktayla pazarlıklarımız devam ediyor. Her an bunlardan bir tanesi biterse 3-4 ay içerisinde bir mağazası olabilir. O zaman da zaten kapa bildireceksiniz. Mağazamız şu gün açılıyor diye inşallah bildireceğiz. Yurt dışıyla ilgili olarak sadece o taraf mı Hayır. düşünüyorsunuz? Şimdi Dubai kısmında da şöyle, Dubai tarafında da GCS ülkeleri dediğimiz o körfez ülkelerinin tamamında faaliyet gösteren bir perakende grupla görüşmelerimiz devam ediyor. Aralık ayının sonunda bu görüşmeler bir protokol aşamasına gelecek gibi gözüküyor. Yönetim kuruluyla ziyaret edeceğiz. Anladım. Onlarla birlikte bir joint venture şirketi kurup o joint venture şirket üzerinden körfez ülkelerinde mağazalaşmayı, önce mağazalaşma ve interneti aynı anda yaptığımız bir önce yapacağız. İnternet evet. sonra bu, mağazalaşma değil. Evet, bu görüştüğümüzde firmada bir Hintli grup, Türkiye'den de bazı önemli markaların evet. çözüm ortağı orada. 2000'in üzerinde mağazaları var. Onların da bu bebek perakendeciliği eksik. Biz de onu tamamlayacağız.
O zaman buradan tabii yani rekabetten açtık. Mağazalara kadar geldi olay. Bir şey soracağız. Şimdi şu anda Favök marjınız aşağı yukarı %15 seviyelerinde değil evet. mi? Bu da benim gördüğümle son 2 yılın en yüksek seviyesi zannedersem. Evet. Yalnız siz fiyat tespit raporunda Favök marjının gelecek yıllarda giderek artacağını ve sonra bir yerden sonra %17.7 gibi yerlerde dengeleneceği tahmin ediliyor. Hem rekabetin çok olduğu bir ortamdan söz ediyoruz. Hem de Favök marjını arttırabiliyoruz. Buradaki sebebiniz nedir? Yani bu Favök marjı niçin artıyor? Şimdi birkaç yıl öncesindeki rakamlara baktığımızda da o 13'lerden 15'lere doğru. Doğru. Bir evrilmesi var. Burada en önemli iki tane temel sebep var. Bir tanesi bizim 5 sene önce toplam satışlarımızın içerisindeki tekstilin payı 5 sene önce %21-22'ler seviyesindeyken şimdi bu %30'lar seviyesine geldi. Tekstilin marjı bizim diğer ürünlerin marjının ortalamasından daha yüksek bir marj. En yüksek ürününüz o mu? Evet, en yüksek marjlı ürünler de tekstildir. Tekstilin bu %30'dan çok daha büyük bir pay alması gibi bir beklentimiz, hedefimiz yok. Çünkü biz bugün Türkiye'deki İngiltere'de benzer rakamlar geçerli. 100 liralık bir harcamanın, bebekle ilgili yapılan 100 liralık harcamanın 30 lirası tekstil harcaması. Dolayısıyla biz 30 lira aslında ona doğru paya yeni ulaşabildik. O 20'lerden. Anladım. Dolayısıyla şimdi bu önemli bir konu. İkinci önemli konu şirket ölçeğinin büyümesiyle elde edilen bazı avantajlar var. Bu avantajlar sonuçta ölçek ekonomisinin getirdiği ötürü oluşan. Ha, ama bu ondan sonra 17'lerden alıp da tekrar yeni bir yukarı yolculuğuna çıkar mı? Onu beklemiyoruz. İşte o zaman rekabetçilik bozulmaya başlanabilir. Dolayısıyla o marjı öyle dengede tutmak gerekir ki daha fazlası kısa süre için yapılabilir. Ancak rekabetçilikten taviz vermeyi gerektirebilir. Onu istemeyiz. Ebeveyn maliyetleri hakkında biraz bilgi vermemiz mümkün mü? Yani nedir en çok büyük maliyetleriniz? Tabii bizim en temel... Ya da maliyetinizi etkileyen en önemli faktörler kimler, nelerdir? Şimdi iki tane temel faktör var. Biz insanla çalışıyoruz. Hizmet sektöründeyiz evet. sonuçta. Ve personel maliyeti önemli bir maliyettir. Bu sene perakende de olduğu için. Oldukça yükseldi zaten evet. bunlar. Sonuçta biz aslında bu işte asgari ücretteki değişimlerin çok doğaldır sonuçta insanların bir gelir elde etmesi gerekir. O gelir evet. elde edebilmeliler ki o elde ettikleri gelirler harcansın ve piyasada ama bizde ama başka perakende noktalarda büyüme. Olsun ve büyümeler olsun. Olsun. Bu döngü için bu çok önemli. Tabii farklı olan şey son iki senedir yılda iki kere bunun yapılıyor olması. Tabii bunun enflasyondan kaynaklı olduğunu bilmekle birlikte bunlar hedeflemeleri ve bütçe yapma süreçlerini bir miktar zorlaştırıyor. Yoksa olmamalı anlamında söylemiyorum. Tabii. Önümüzdeki dönemde de enflasyonun artık düşmeye beklentisini en azından satın alıyoruz. Bunun yönetilmesinin daha kolay olabileceğini düşünüyoruz. Sonuçta perakende sektöründeyiz ve biz imalatçı değiliz, alıcıyız, satıcıyız. Eğer bize zamlı fiyattan ürünler gelirse tabii ki biz de yeni fiyatlarından evet. satmak durumunda kalıyoruz. Bu bize yansıyan diğer zamları yönetirken de önemli bir konudur. İkinci büyük maliyet kalemimiz lojistik giderleridir. Aslında kira giderleri gibi konuşuluyor ama biz Ebebek olarak kira giderlerini oldukça perakende sektöründe oldukça başarılı yöneten bir firmayız. Bunu da rekabetçiliğimizde kullanarak bir döngü oluşturduk. Dolayısıyla kira mı hepsi? Evet, kiraların önemli bir rakamı var. Diğer lojistik giderler de aslında depolama
Bunların nakliyesi, mağazalara ulaştırılması. Bunlar da tabii hem asgari ücretten hem de özellikle enerji yani enerjiden geliyor. Evet, artmasıyla bunların dışında ilgili. Pazarlama gideriniz de galiba yani bebeğin yüksek bir şirket mi? Mesela faaliyet giderlerinizin satışlara oranı %23 seviyesinde. Evet. Ben mesela bir analist olarak daha çok brüt kâra oranıyla daha yakından ilgilenirim. O da mesela %65 seviyesinde. Bunun içerisinde satış ve pazarlama gideri rakamları en yüksekte. Yani bu rakamlar niye bu kadar yüksek? Bu acaba sektörün içinden gelen bir durum mudur? Orada aslında bir okuma farklılığı diyelim ona. O evet. Satış pazarlamanın içerisinde satış ve pazarlama... Pazarlama kısmında aslında bizim giderlerimiz yüksek değildir. Anladım. Ama satışla ilgili mağazalarda faaliyet çalışan arkadaşlarımızın mağaza operasyonun evet. maaşları da orada gözüktüğü için yani orada o aslında demin bahsettiğim tamam. en yüksek gider dediğimiz kısım onu kapsadığı için yüksek gözüküyor. Yoksa evet. bebeğin pazarlama giderleri makul sektör verimliliğine paralel bir evet. orandadır. Yani bu oranı herhalde siz normal bu seviyelerde evet, tutacaksınız. Daha, evet. Anladım. Evet, çok güzel. Yine internetten, sosyal medyadan, x.com'dan gelen bir soru. Onu da çok merak ediyorlar. Halka arzdan 1 milyar 62 milyon TL gibi bir rakam geldi. Elde edildi. Bununla ilgili siz gerçi harcanacak yerlere ait bir fon raporunu zaten kapağa bildiriyorsunuz. Şu ana kadar bir harcama yapıldı mı? Benim de eklediğim bir soru bu bunların içerisine. Orada halka arz gelirinin %10'luk bir kısmını GES yatırımına ayıracağınızı söylemişsiniz. O bu GES'le de ilgili bir bilgi verebilirsiniz. Yani amacı nedir? Ne gibi bir enerji maliyeti elde edilecek? Evet, en son sorunuzdan başlayayım. GES yatırımı bizim için iki noktada önemli. Bir, sürdürülebilirlikle ilgili yaklaşımımızı destekleyecek önemli bir yatırımdır. İkincisi de cadde mağazalarımızın tamamının elektriğini biz bu GES yatırımıyla karşılamak istiyoruz. Evet. Ebeveyn mağazalarının %25'i cadde mağazalarından oluşmaktadır. Dolayısıyla bizim de kendi ürettiğimiz elektrikle bu %25'in karşılanabilmesi bizim için önemli bir maliyet tasarrufu oluşturacak enerji giderlerinde. Bununla ilgili Çankırı bölgesinde bir müracaatımız var. O müracaatla ilgili önümüzdeki günlerde ön iznin çıkmasını bekliyoruz. Sonra bir çağrı mektubu süreci var. Evet. Çağrı mektubu geldiği andan itibaren 6 ila 8 ay içerisinde biz elektriğimizi üretmeye başlayabileceğiz diye ümit ediyoruz. Anladım. Peki yine yani 2024'ün sonuna kadar bütün cadde mağazalarınızın GES'e geçme gibi bir olasılık var evet, mı? Evet, tabii. Bu çünkü ayrı ayrı yapılan bir şey değil. Devletin oluşturduğu bir sistem var. O sistemin içerisinde toplam enerjinizi tek bir yerden üretip sonra mahsuplaşıyorsunuz. Dolayısıyla biz de üretim tesisini kurduğumuz andan itibaren tek işimiz sadece onların tüm evraklarını bir kere de anladım. Teslim etmiş. Yani toplam olacak. Enerji giderinizin %25'lik kısmı. Evet. Da bir tasarruf etme olanağı olacak. Peki bu konu fiyat tespit raporundaki İNA analizinde bu konu var mıydı? O zaman henüz kesinleşmemişti. Bu biraz daha bir hedef niteliğindeydi ama o hedef böyle ete kemiğe bürünmemişti. O yüzden yoktu analizde. Bu anladım. Dolayısıyla ek olarak gelecek bir fayda peki. olacak inşallah. Yani işte az önce sorduğum o FAVÖK marjı neden yükselecek? Diye bir kısmına soru sormuştuk bir tane daha önemli gerekli şey olacak. Bir tane farklı. Daha bir artı da koymuş oluyoruz. GES haricinde de ayrıca diğer o 1 milyar 62 milyonun nerede harcanacağı veya nasıl harcandığıyla ilgili sorunuza gelecek olursak. Şimdi tabii biz 2022'nin Nisan-Mayıs ayında bunu ortaklar olarak halka arz edilelim diye düşünüyorduk.
O günün Türkiye'sinde aracı kurumlara müracaat ettiğimizde aman halka arz falan olmayın dediler bize. Çünkü önünü göremiyordu Türkiye kendi tarafında. Biz de dedik ki ya biz halka arz olma noktasına gelelim de o gün Allah kerim. Gerçekten o kadar güzel bir tarihte, zamanlamada halka arz olduk ki ekonomide tabii ki istenmez ama faiz oranları çok yükseldi. Ve bu süreç içerisinde biz de zaten işletme sermayesine bir kısım koymaktan da bahsediyorduk. Ve POS oranları hiç beklemediğimiz oranda. Yani iki sene önce, bir sene önce sorsanız gelecek yıl Ekim ayında bankaların POS oranları kaç olur diye kimse tahminleyemezdi. Evet. Biz de halka arzdan gelen bu parayı öncelikle POS'ların ertesi gün hesabımıza geçme seçeneğinin valörlü bir şekilde geçme seçeneğine, yani bloke olarak geçme seçeneği yönünde kullandık önemli bir kısmını. Bu da tabii ki çok önemli bir şirkete pozitif gelir getirdi, getirecek. Bu söylediğinizi çünkü Twitter'dan da çok soranlar olmuş. Faiz artışının kredi kartı masraflarını ne yönde etkilediği şey, inanılmaz yükseldi. Kar marjını negatif mi, olumlu mu etkiliyor diye. Normal koşullarda olumsuz etkileyecek bir konu. Diyek karımızı düşürecek bir konuydu. Ancak halka arz gelirini orada kullanmamızdan kaynaklı olarak bizim karlılığımızı etkilemeyecek bir halde olduğunu söyleyebiliriz. Biliriz, evet. Çok güzel. Bu konuda bir şeyler daha var. Yine internetten, X'ten gelen çok fazla soru var. Mesela mevcut ürünlerin haricinde ebeveynde ileride yeni ürünlerin portföye girme gibi bir fikri, bir planlar olacak mı diye bir soru var. Ebebek adından mütevellit bebek. Evet. Dolayısıyla biz 0-48 ay diye kendimize bir şey koyduk, fokus koyduk. Ve bu fokusumuzun değişmesi bizde anayasanın birinci, ikinci maddesinin değişmesini teklif etmek gibi bir şey. Anladım. Yani bize zaman zaman şöyle sorular gelir. Ebebeğe geliyorum artık hiç memnun değilim çünkü sizden aradığım hiçbir şeyi bulamıyorum. Niye? Çünkü bebeğim işte 6 yaşla ilgili hiçbir ürün yok. Anahtarcısınız. Çok iyi iş yapıyoruz. Yani evet. Artık onlar bizden mezun olmuş kişiler ve biz tabii ki çünkü orada bir duygusal bağ oluşuyor. O duygusal bağ tekrar gelmek istiyor. Geldiğinde ebebekten bir şey almak istiyor. İşte daha üst yaş kıyafeti vesaire. Ancak bulamıyor. Bulamadığında da mutsuz oluyor. İşte o biz bir tek bu mutsuzluktan mutluyuzdur. Mutlu oluyoruz diyorsunuz. Çok biz güzel. Biz farklı, kendi yaş grubumuzun dışındaki bir ürün grubuna girmeye düşünmüyoruz, düşünmeyeceğiz. Buradaki uzmanlığımızı arttırmak, fokusumuzu arttırmak, derinleşmek bizim için daha önemli, değerli. Çok güzel. Temettü ile ilgili yine X'ten çok fazla soru var. Şirket bu konuda nasıl bir yol izleyecek ilerleyen yıllarda? Yani ebebek her sene temettü ödeyen bir firma mı? İzahnamede bununla ilgili bir taahhütünüz olmuş muydu? Hayır, olmadı. Şimdi tabii geçmiş yıllarda, son yıllarda temettü ödemeyi halka açık şirketlerde değil, halka açık olmayan şirketlerde temettü ödemeyi yasaklayan bir süreç yaşadık pandemiden tabii, sonra. Tabii doğru söylüyorsunuz. Evet. Dolayısıyla ebeveyn geçmiş 3 yılında temettü verememesinin arkasında kendi iradesinin dışında kamu otoritesinin zorlaması vardır. Bundan sonrası için ben genel kurulumuzda bunun görüşülüp yatırımcılarımızı mutlu edecek cevapların çıkacağını inanıyorum. Ama evet. Orada genel kurul cevabı dağıtım oranı falan evet, tabii evet. Ne olur falan o zaman onlar evet. Daha çok belli olacak. Mağazalarla ilgili çok fazla sorular var. Kira giderleri toplam maliyetlerin içerisinde ne kadarlık bir paya sahip? Burada ben de şunu sormak istiyorum. Mağazalarınızın hepsi size mi ait? Yani ebebek mağazaları sizin mülkiyetinizde mi? Yoksa franchise olarak da yaptığınız işler var mı? Türkiye'de bütün mağazaların tamamı ebebek mülkiyetinde.
mülkiyetinde demeyelim, ebeveyn yönetiminde. Çünkü o bizim kendimize ait bir dükkan tapumuz yok. Biz hep kiralarız uygun yerle alakalı kısımlarda ve kira sözleşmeleriyle devam ederiz. Bu konuda da işte rakamlar son derece makuldür. %4'lerin altında bir toplamda kira maliyetimiz olduğunu söyleyebilirim. Bu perakendecilikte iyi bir orandır. Yatırımcılarımız bu güzel konuda bizi... Mesela şu son 2 yıldır çok yüksek enflasyon var. Bu konularda mesela bazı mağazacılıkla ilgili şirketlerde bu taraflarda biraz yükselişler oldu. Enflasyondan bu kiralar nasıl etkilendi? Yani bu %4'ü siz anladığımla yine enflasyona rağmen tutturdunuz, evet, değil mi? Şimdi bizim sözleşmelerimiz sonuçta bize mülklerini kiralayanlar da bizim için iş ortağıdır. Biz kazanırsak onların da kazanmasını isteriz. Dolayısıyla sözleşmelerimizin çok büyük bir kısmı sabit kiralı değil, yüzde kiralıdır. Böylelikle enflasyondan etkilenmez. Onlar için de bizim için de. Çünkü fiyatlarımız artarsa bizim kiramız da artar. Mutsuzluk olmaz bu noktalarda. Bu yüzden iyi yönetebildiğimizi düşünüyoruz kira maliyetlerimize. Halil Bey, çok güzel bir yayın oldu. Çok güzel bir sohbet oldu sizlerle. Bizi de buralara davet ettiniz. Çok çok sağ olun. Teşekkürler. Çok sağ olun. Çok mersi. Çok biz sağ de olun mutlu bizler. Olduk.